geri geçti. 2018'de ikinci oldu. Evet, hoş geldin. Tebrik ediyorum. Şöyle sen de tebrik ediyorum. Babaanne, babaannem burada. Babaannemiz burada. Şöyle elli öpelim. Gel, gel. Nasılsın babaannem? Nasılsın babaannem? Ne mutlu değil mi sana? Nasıl? Böyle bir torunla bütün Türkiye gurur duyuyor. Karabük olarak sevinçli bir gündeyiz. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden kardeşimiz çok büyük bir başarı elde ederek ilimize döndü. Bu sadece bizim Karabük'ün başarısı değil, bütün Türkiye ülkemizin başarısı. Hem İstiklal Marşımızın orada çalınması hem de bayrağımızın göndere çekilmesi, orada dalgalandırılması bizlere gurur verdi. Hem kardeşimizi, Elif kardeşimizi tebrik ediyorum. Hem antrenörünü tebrik ediyorum. Çok büyük emekleri var. Babaannemize de hayırlı olsun diyoruz. Anne babamıza hayırlı olsun. Ama belli ki sadece buradaki aile meselesi değil. Bütün Karabük olarak, bütün Türkiye olarak sevinçliyiz. Burada birçok boksör adayı kardeşlerimiz var. Onların da çalışmalarına bazen gidiyorum. Onlar da aslında örnek bir ablayı, örnek bir şahsiyeti görmekten bence mutluluk duyuyorlar. Çünkü her başarı aslında bir başka rol modelle beraber gelişir. O manada Elif'in diğer kardeşlerimize rol model olması çok önemli. İnşallah ilimizden ülkemizi temsilen Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası, olimpiyat şampiyonasına birçok sporcu göndereceğiz. Zaten 60'ın üzerinde değil mi milli sporcumuz mevcut? 64. 67. 67 mi? 67 milli sporcumuz mevcut. Karabük olarak zaten ülke sporuna çok büyük katkılarımız var. İnşallah bu güzel altyapımızla beraber çok daha önemli başarılara imza atacağız. Ben tekrar Elif kardeşimizi ve antrenörünü, diğer arkadaşlarımızı, Gençlik Hizmetleri Spor Müdürümüzü ve ekibini tebrik ediyorum. Daha önce bu duyguyu yaşamıştım ama tekrar yaşamak ayrı bir tat kattı bana. Şampiyonaya çok iyi bir şekilde hazırlandım. Hem Karabük'te hem milli takım kamplarımızda. Sadece evet dediğiniz gibi sonuç odaklı çalışıyorum ben. Çünkü şöyle birçok başarım var ve ben şeyi gelemiyorum. Kaybettiğim zaman çok üzülüyorum ya da o şekilde düşünmek istemiyorum hiçbir zaman. Hep final, hep şampiyonluk, hep İstiklal Marşı hedefim var. Bu Avrupa Şampiyonası'na bir numara seri başı olarak gittim. İlk turu bayağı atladım. İkinci turu da Litvanyalı arkadaşımla oynadım. Üçüncü turum kolay geçecek diye bekliyordum Sayın Valim. Daha önce iki defa yendiğim kızdan zor maç aldım. Ukraynalı arkadaşımdan. Final daha böyle akıl oyunlarıyla, daha çok işte ayak oyunlarıyla geçti. Yani sonuçta şampiyon oldum. Çok mutluyum, çok gururluyum. Karabük'e, ülkeme bir madalya daha kazandırdığım için gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Üç tane şehidimiz vardı. Biz de yurt dışına gittiğimiz zaman Türkiye'deki haberlerden işte biz de etkileniyoruz. Özellikle ben kendi adıma konuşayım. Ben psikolojikmen çok çabuk demoraj olabilen bir kişiyim. Çünkü biraz duygusallığım var. O az önce anlattığım Ukrayna maçı da o şekilde. 30 Ağustos'a geliyordu. Yani o gün ben evet yani kesinlikle kazanmak zorundaydım. Biraz da o yüzden kastım kendimi, biraz da o yüzden sıktım kendimi. Şehitlerimiz olduğu zaman, özel günlerimiz olduğu zaman onları da atlamıyoruz. 30 Ağustos'ta da güzel bir zafer elde ettim. Ülkeme hayırlı olsun. Kızlarımızın olmasından dolayı Karabük'te de boks sporuna ciddi manada katılım var ve şu anda da çok ciddi manada altyapıya sahip sporcularımız var. Evet. Hadi ben tek saydım ya. Keşke ha? Sayın Valim inşallah. Dünya şampiyonası. Evet, tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Sayın Valim sağ olun. Bu da kemer mi? Kemerimiz evet, de var. Vay bayağı. Sadece şampiyonlara verildi Sayın Valim. Sadece şampiyonlara. Evet Sayın Valim. Nasıl takılıyor şöyle? Evet. Biz de küçük bir şöyle tecrübe takına geleceğiz. Şöyle siz de gelin. Şöyle siz de gelin. Evet, nereye takacağız? Madalyamızı takın istersen sen. Madalya takın. Evet. Doğru tamam.